Sevgili seyirciler, hemen Yunus Farsak konusunda Ankara bağlantımız gerçekleşiyor. Aleyna telefon attığında, dün Aleyna'nın babası Şerif Bey canlı yayına bağlandı. Kızım baba, Murat beni bırakmıyor, geldiğimde çocukları sana vermeyeceğim dediği için ben buradan ayrılmak istiyorum, beni buradan kurtarın mesajını atıyor. Babası dün canlı yayına bağlandı, bunu söyledi. Aleyna ekip arkadaşlarımızla görüştü. Ben Murat'ın yanından bir an önce ayrılmak istiyorum ama beni göndermiyor. Çocuklarım da beni, çocuklarımı bana vermemekte tehdit ediyor dedi. Aleyna şu anda canlı yayında Ankara'da Murat Altun'un ve onunla yaşamış olduğu evde. Hoş geldiniz Özkan yayına. Hemen Aleyna'ya söz ve mikrofonu uzatalım. Aleyna merhaba. Merhaba abla. Dört çocuğunun babası Murat Altun tarafından şu anda o evde zorla mı tutuluyorsun? Ağlamış galiba. Hayır, zorla tutulmuyorum. Kendi isteğimle duruyorum burada. Bu arada bir cümle kurdun. Ağlanmış galiba, baksanıza. Ağladın mı? Hayır, ağlamadım. Sen bunu neye dayanarak söyledin? Yok hayır, gözyaşlarını görünce ben öyle söyledim. Senin için bu Aleyna normal halinde benim için ağlamış mı? Yok, ben öyle gördüm sadece ama. Öyle gördün. Tekrar soruyorum, ağladın mı? Ya da bu durum seni yıprattığı için... Ya beni ilgilendirmez artık zaten göz de. Göz yaşlarıyla da hani kendini boşaltmış olabilirsin. Hayır, ağlamadım ben. Ağlamadım. Peki babana ve ekip arkadaşlarımıza... niçin Murat beni göndermiyor, gidersen çocukları göremezsin diye tehdit ediyor, beni bırakmıyor iddiasında bulundun. Niye böyle bir cümle kurdun? Niye zorla tutuluyorum diyorsun? Şimdi abla şöyle bir şey. Hani ben dedim evet ama ondan sonra çocuklarımı düşündüm ve ondan sonra şey yaptım zaten. Çocuklarım aklıma geldikten sonra ben gelmek istemediğimi zaten söyledim bizimkilere de dün. Dün abilerin, akrabaların hareket ediyorlar İstanbul'dan sanırım. Evet. Ve Ankara'ya seni almak üzere geliyorlar. Bunun sebebi de senin onlara atmış olduğun mesaj. Gelseler de zaten ben çocuklarımı bırakıp gidemem zaten. Gitmek de istemiyorum. Ben burada mutluyum zaten. Kaynanamla kayınpederim zaten bize de bakıyor burada. Şunu hani öğrenmek Murat'la da bir istiyorum. Alakam yok zaten. Murat ne hali varsa görsün. Eğer oradan çıkarsan çocuklarını göremez misin? Hayır, görebilirim ama ben kendi isteğimle burada kalıyorum. Hani ben gelmek istemiyorum İstanbul'a. Peki niye bu kadar yani iki gündür aileni, akrabalarını, abilerini meraklandıracak, şüphelendirecek mesajlar atıyorsun? Bunun sebebi nedir? Evet, attım ama ondan sonrası çocuklar aklıma geldi. Benim o büyük oğlan dedi anne ne olursun gitme etme falan deyince ben zaten vazgeçtim orada gelmemekle. Aslında Aleyna şunu soruyorlar. Yani sen burada zorla tutuluyor muydun da babana ya da abilerine böyle bir mesaj attın beni alın diye? Hayır, zorla tutulmuyordum. Şimdi dün gece... Bu mesajı neden attın? Ben attım, o sinirle attım. Sinirle attıktan sonra aklıma çocuklar geldi. Seni sinirlendiren ondan neydi? Ondan zaten vazgeçtim. Beni sinirlen ya kimse sinirlendirmedi daha doğrusu. Ama seni sinirleneceğin ben kendi şey çok... yap, kendi kendime sinirlendim. Hayatım, senin sinirleneceğin çok önemli durumlar var. Bir, sen bu Murat Altun'la yıllardır berabersin ve bu adamdan dört çocuk sahibi oldun. Bu adam seninle oturup resmi nikah kıymadı. Senin devletten maaş alman ve engelli olman sebebiyle. Sen bu adamla beraberken bu adam eve başka bir kadını getirdi. Ve seni onunla yaşamaya, Aysun'u getirdi, yaşamaya mahkum etti. Ve sana dedi ki bu kız senin kuman olacak, belki de onunla resmi nikah kıyacak boşandıktan sonra bilemem. Sen bu kadınla yaşayacaksın. Senin yerinde hangi kadın olsa çıldırır. Ve sen ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum dediğinde, o evden çıktığında seni çocuklarını görmemekle tehdit ediyor. Bunlar seni çıldırtacak, sinirlendirecek en önemli sebepler. Abla şimdi ne Aysun ne Murat ne beni ilgilendiriyor ne bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar, ben kendi çocuklarımın yanında kalmak istiyorum. Ben maaşımı Murat almıyor. Önceden babam alıyordu, 3-4 aydan beri ben alıyorum. Hı-hı. Kendi çocuklarımla şey yapıyorum zaten, çocuklarımın ihtiyacını karşılıyorum.
Kimse de hiçbir şey yaptığı yok yani. Ne kadar maaş alıyorsun? Ben kaynanamla, kayınpederimle kaldığım için onlar bana kalıyor. Yani 3-4 bin lira kadar para alıyorum. Hayatım, maaşı sen çekmiyor musun? Kuruşu kuruşuna ne kadar aldığını bilmiyor musun? 3.700 çekiyorum ben. Hani normalde yükseldiği için. Hı hı. Parayı sen mi çekiyorsun, Murat mı senin adına çekiyor? Ben kendim çekiyorum. Seni götürüyor. İşte ATM'den nereden alacaksan maaşı alıp çıkıyor musun? Hayır, ben tek başıma gidip çekiyorum. Tek başına gidip çekiyorsun. Ailen dün Bolu'dan geri dönüyor. Bakın, evet. İstanbul'dan hareket edip Bolu'ya gidiyor. Sonra aleyhine karar değiştiriyor. Hayır, gelmenize gerek yok. Ben buradan ayrılmıyorum diyor. Bütün aile seferber olmuş. Ekip arkadaşlarımız onu getirmek için elinden geleni yaptılar. Aleyhine, sana açıkça şunu sormak istiyorum. Murat eğer senin 4 çocuğunu almamakla tehdit ediyorsa... Bu sorunu çözmek bizim için çocuk oyuncağı. Tekrar soruyorum, milyonların önünde. Hayır, o evde. Murat beni tehdit etmiyor. Çocuklarınla tehdit edildiğin için mi kalıyorsun? Bence tehdit ediyor ablam. Hayır, ben kendi isteğimle kalıyorum. Murat beni tehdit edemez ki. Tehdit ediyor işte. Peki, belli gösteriyor Arsun'un kendini. Arsun'un o eve tekrar gelmesini nasıl karşılıyorsun? Yunus, bir dakika, sen oradan konuşmasan daha iyi olur mu? Niye? Niye, gerçekleri söylüyorum diye mi acaba? Ya sana ne? Ben sana mı açıklama yapıyorum? Burada Esra Erol'a mı açıklama yapıyorum? Sen oradan... Duydunuz mu? Gelsin dedim. Ya? Beni ilgilendirmiyor. Onlar kendi arasında iş mesela yapıyorlar. Da, ben ne yapabilirim? Insanın... Beni ilgilendirmez. Bakın, ki Murat. Ne demek ya sizi kandırmaz? Hangi tıfakla duruyorsunuz o zaman orada? Adınız ne? Bakın, insanların isminin dışında eş, çocuk, anne, baba gibi bir takım olgular vardır. Senin orada Murat eşin değilse sen hangi sıfatla duruyorsun? Nefis amcan yok. Mı, dayın mı, deden mi? Neyin oluyor Murat senin? Murat benim eşim olmasa da çocuklarımın babası sonuçta. Ben kendi çocuklarımın yanında kalmak istiyorum. Ben burada mutluyum. Hani Murat ne yapıyorsa yapsın, Murat benim yanımda değil ki. Ben kendi çocuklarımın yanındayım. Hem kayınpederim var, hem kaynanam var. Onlar bana yeter. Onların yanında kalıyorum ben zaten. Ne istiyorsam her şeyimi alıyorlar. Aysun'la aynı sofraya oturur musun? Ha, ben Aysun'la aynı sofraya oturmuyorum. Çünkü ben öteki evde kalıyorum. Onlar ne hayır, varsa hayır. Bundan sonra Aysun çıktı geldi oturma. Oraya. Çıktı geldi oraya. Aysun'la aynı sofraya oturur musun? Hayır, oturmam. Sen bu peki, kadar onları savunuyorsun. Evet, onlar... Senin aleyhine burada diyemediler. Kayın baban senin varlığından rahatsız. Yan dairede oturuyor, aleyhine diyemedi. Eşim diyemedi, eşim çocuklarının babası, benim çocuklarımın annesi buradadır diyemedi. Şunu da öğrenmek istiyorum. Aysun boşandıktan sonra Murat Altun'la evlenmesini nasıl karşılarsın nikah kıymasına? Olmayacak ki. Ben karışmıyorum abla onların işine. Ne hali varsa görsün her ikisi de. İkisi de ne halleri varsa görsünler. O zaman sen orada neye duruyorsun? Peki ailenin yanında niye durmuyorsun? Ailenin yanında, babanın yanında, ne bileyim annenin ve abilerin yanında olmandaki sıkıntı nedir? Ben kendi çocuklarımın yanında kalmayı, burada kalmayı mutluyum. Benim çocuğum burada okuduğu için ben şey yapmam yani. Düzenini bozmazsın. Gitmiyorum. Peki. Evet. Hemen... Aysun'a sana sorayım. Olmaz olmaz ya. Evet. Şimdi kim derdi ki Aysun Yunus'la evliyken internette Murat'ı bulacak, Murat'la tanışacak, onun yanına kaçacak. Evet. Ya da televizyon ekranında programı daha önceden izliyor muydunuz? Eşim izliyordu zaten. İzliyor muydu? Değiştiriyordu. Ben de dedim, değiştiriyordu. Değiş, kapat dedi. Bunlar senin ben diyordum izleme, işte izliyordu dedi. Zaten. Bunlar senin aklını karıştırıyor. Evet. Keşke daha çok izleseymişsin. Daha aklın düzelirmiş. Şu açıdan soruyorum. Daha önce böyle kaçanları gördüğünde kızıyor muydun onlara? Evet, bir tepkim bayağı vardı yani. Bayağı bir tepkim vardı. Hı. Şimdi aynı koltukta sen oturuyorsun. Hı hı. Hiç inanmazdım buralara geldiğine. Olmaz olmaz ya. Hı. Oldu da Murat'ın yanına gittin. Yunus'la boşandın. Resmi nikah da kıydın, evlendin. Hı hı. Aysun'un oradaki varlığı seni rahatsız eder mi? Aleyna'nın. Ay, Aleyna'nın. Yani evet, rahatsız eder. Ben zaten orada olduğu sürece zaten bilakis ben gitmeyeceğim zaten daha oraya. Yani Aleyna orada olduğu sürece Murat'la olmaz. Evet. Aleyna'yı ne zaman gönderirse? Yok, gönderse göndermese ben zaten gitmeyeceğim abla. Hayatım olmaz olmaz ya, oldu diyelim.
Olmayacak. Ben zaten gideceğim, gitmeyeceğim ki. Ben kendi çocuklarımın yanında kalıyorum. Ben sana zaten git demedim ki. Ben sana git dedim mi? Zaten diyor Aleyna oradan gitmeden ben gelmem. Murat'a tek şartım. Aleyna oradan gidecek, ben geleceğim. Abla ben de öyle bir şey söylemedim. Siz hayır, olmaz olmaz ya. Hayatım kaçacağın olmaz olmaz da kaçtın mı kaçtın. Evet. Hayatta her şey mümkün. Aleyna'cığım diyor ki o Murat beni ne zaman efendim kazanır biliyor musun diyor. O Aleyna'yı oradan gönderirse. Mümkün mü böyle bir şey? Murat seni oradan gönderir mi? Vallahi mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü ben kendi çocuklarımın yanında kalırım. Murat ne yapıyorsa yapsın. Beni ilgilendirmez. Ben kendi çocuklarımın yanında kalırım. Zaten Murat da benim yanımda değil. Nerede kalıyor onu da bilmiyorum şu an. Hani ben kendi çocuklarımın yanında kalıyorum. Dün eşiniz şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki Yunus'a. Adam olsaydın dedi, karın dedi benim yanıma kaçmazdı dedi. Sizce Murat Bey aynı sözcüğü hak ediyor mu? Murat Bey size gerektiğiniz değeri, takdiri, ilgiyi gösteriyor mu ve çocuklarınıza? Sor Özkan. Anlamadım abla. Özkan sor soruyu. Esra Hanım bir daha alalım soruyu. Ha, tamam anladım. Başka bir, teknik bir arzu oldu. Geldik. Kusura bakmayın. Murat çocuklarına ve sana bu birliktelik içerisinde gerekli özeni, önemi, değeri veriyor muydu? Murat sana bu kadar özen çocuklarına, sana bu kadar özen değer veriyor muydu? Evet veriyordu. Veriyordu. Hani çocuklarım için veriyordu. Çocukların için evet. Ama onun haricinde vermiyordu. Tabii ben şunu da merak ediyorum. Yok. Şimdi bir takım sağlık sorunları sebebiyle alınmış olan engelli raporları var. Bu engelli raporuyla kişilerin ve kişilerin ailelerin kazanmış olduğu bir takım haklar var. Fiziksel engellerdeki durumla zihinsel engellerdeki durum arasında bence çok ciddi bir fark var. Tabii ki bunu doktorlar ve uzmanlar değerlendirilebilir. Hani bu raporları verirken acaba hangi grubun evlenebilir, hangi grubun çocuk yapabilir, hangi grubun üreyebilir, aile kurabilir gerekçesi var bunu merak ediyorum. Şimdi bir rapor verdiğinde özellikle de zihinsel engeli ya da mental güçlüğü olan, mesela mental güçlüğü olan, öğrenme geriliği olan, işte kendini ve ihtiyaçlarını ifade edemeyen birinin çocuk sahibi olması mümkün mü? Çocuk sahibi olabilir mi? Ben bunu aslında herkese soruyorum. Ama bu belli Esra. Ya abla şimdi hayır bu raporlar yani verilirken akıl hastalığında bu, abla, belli, ben bugün belli akıl hastalıkları ya var. Bunları olanlar evlenme engelidir. Hayır şu var bu raporlar veriliyorsa o zaman bu raporlarda şu ifade olmalı. Evlenmemeli, evlenemez. Aileye bu konuda bir ceza yaptırım gerekiyorsa uygulanmalı ki hiç sevmem cezayı. Ama insanların kurallara uyabilmesi için ceza olmayınca da harekete geçmiyorlar. Bu engelli vatandaşların özellikle zihinsel engellilerin evlilikleri ve evlen çocuk sahibi olmaları konusunda çok ciddi bir denetim var. Çünkü farkındaysanız kendini bile ifade etmekte zorlanan bir kadın ama kucağında yetiştirmesi gereken 4 çocuk var. Sorunun cevabını kim verecekse eminim. Onlar verecek. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.